Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitti. Toplantının ardından bir basın açıklamasıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere masasına değindi. Amerika ile ilişkilere değindi. Hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları vardı bugün. Bültenin başında ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi tüm bu gelişmeleri Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Bolluk'la değerlendireceğiz. Sayın Bolluk, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, hoş bulduk. İzleyicilerimize saygılar. Teşekkürler. İsterseniz Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım çünkü sıcak gelişmeler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun süredir yaptığı grup toplantılarında Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'dan olan rahatsızlığını gözlemleyebiliyoruz. Çok net ve köşeli bir şekilde ifade ediyor. Şimdi Çavuşoğlu'nun bu açıklaması o yüzden dikkat çekici geldi. F-16 ile ilgili müzakerelerin Amerika Birleşik Devletleri ile devam ettiğini ve bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin F-16 kullanmasının NATO için de olumlu olacağını ifade etti. S-400'den duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini söyledi ve bazı konularda hemfikir değiliz, görüş ayrılığımız var dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK-YPG'ye verdiği silah desteğine dikkat çekerek rahatsızız ifadelerini kullandı. Bir de şu dikkat çekiciydi Sayın Bolluk, stratejik bir mekanizmayla var olan sorunların çözümü için Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye görüşebilir mesajını verdi. Şimdi bunlar yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları Sayın Bahçeli'ninki kadar sert değil ve hatta NATO müttefiki olarak Amerika Birleşik Devletleri ile bazı sorunların çözülebileceği mesajını verdi. Çavuşoğlu'nun bu açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler konusunda? Şimdi efendim AK Parti hükümeti Sayın tabii Dışişleri Bakanımız da bu hükümetin önemli bir üyesi. Şu noktada bir zaaf gösteriyor, çok net söyleyeyim. Amerika ile anlaşmak istiyorsanız, ki sonuçta savaşacak halimiz yok. Yani Amerika ile de eninde sonunda bir masaya oturup konuşulacak. Konuşuluyor da. Burada bizim yani kendi menfaatlerimizi, Türkiye'nin menfaatlerini, kendi fikirlerimizi, kendi planımızı, programımızı ABD'ye kabul ettirmenin bir tek yolu var. O da böyle hani ya işte biz NATO müttefikiyiz, biz NATO'nun içindeyiz, NATO'nun ikinci büyük ordusuyuz, biz NATO'nun Güneydoğu Karadeniz, biz NATO'da çok önemli bir yer tutuyoruz filan gibi girişlerle mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri defalarca kanıtladığı gibi, kendisi kanıtlıyor bunu. Öyle işte biz müttefikiz, biz anlaşırız filan diyerek anlaşılabilecek bir kuvvet değil. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı niyetleri var, planları var, Türkiye'ye dair emelleri var. Efendime söyleyeyim ve işte Sayın Bakan'ın da söylediği gibi çok önemli problemlerden sadece bir tanesi PKK'ya silah yardımı. PKK kim? Türkiye'nin bölücüsü. Türkiye'nin bölücüsü. Türkiye'yi bölmeye çalışan bir kuvvet. Şimdi ve doğrudan doğruya Amerika'nın emrinde olan. Yani Amerika'dan izinsiz nefes bile alamazlar. Nefes bile alamazlar. Şimdi böyle bir durumda, tabii bunun yanı sıra daha pek çok sorunu saymak mümkün. Doğu Akdeniz'deki özellikle oradan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelttiği tehdit namlularını çevirmişler bize. Gözümüzün içine baka baka intikam tatbikatları yapıyorlar. İntikam kimden alınıyor? Türklerden, Türkiye'den alınıyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir konumdayken, yani böyle bir tehdit karşısındayken bir defa önce bu tehdidi bir saptamamız lazım. Bu tehdidi saptadıktan sonra ancak yürüyebiliriz. Şimdi zaman zaman bu tehdidin saptandığını da görüyoruz hükümet mahfillerinde çeşitli çıkışlarla. Fakat bir türlü yani şöyle hani masaya tamam oturulsun, oturulacaktır Amerikalılarla ama yani orada böyle işte bak biz beraberiz, biz stratejik müttefikiz, stratejik ortağız falan filan denerek alınacak milim mesafe yok. Bunları söyledikçe siz Amerika'da gelir gelir dayatır. Ve dayatıyorlar dedik. Şimdi mesela bu F-16'lar konusu. Ben hiç sanmıyorum ki bizim F-16 gibi bir mecburiyetimiz olsun. Yani 40 tane F-16 alacağız diye efendim. Ha, oradaki paramızı bırakmamak mı mesele bu F-35'ler için?
ödenen paramızı bırakma. Bunun başka yolları olur mutlaka. Ama illa bu F-16'ları alacağız falan. Yani burada ben bir zaaf, ciddi bir zaaf görüyorum. Hükümet açısından bakıldığında. Sürekli işte NATO çok önemli. NATO önemini gösterdi. Özellikle bu son Ukrayna harekatı nasibinde. NATO önemini gösterdi. İşte NATO olmadan olmaz. Biz NATO'nun ikinci bir ordusuyuz gibi bir bakışla, çünkü bu artık bir hani diyelim ki diplomatik bir lisanın ötesine geçmiş durumda bu iş. Onu da görüyoruz. Yani hani bir diplomasi yapılıyor. Böyle konuşuluyor ama uygulamada farklı falan gibi izah edilebilecek bir durumda. Amerika'nın doğrudan doğruya Türkiye'ye bir tehdidi var. Ve bu tehdit karşısında alınan bu tür tavırlar o tehdidi önlemiyor. O tehdidi önlemiyor. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına gelirse, müsaadenizle. Orada çok önemlisi şu, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çok somut konularda konuştu. Yani önemli bir ayırt edici özelliği bu son açıklamalarının buydu. Örneğin bu Buça'daki cinayetler gibi, neonazi cinayetleri gibi. Efendim bunun mesela nedenleriyle ilgili olarak çok açıkça şöyle bir teşhiste bulundu Sayın Bahçeli. Dedi ki bu dedi Batı'nın tamamen arkasına sığındığı bir senaryodur. Neden? Müzakereleri önlemek için. Yani tam işte görüşmeler, Rusya-Ukrayna görüşmeleri belli bir kıvama gelmiş. Ukrayna tarafı ciddi ölçüde bazı kabuller de bulunmuş. Yani Donbas gibi, efendim işte NATO'ya girmeme sözü gibi, ülkede yabancı askerlerin konuşlandırılmaması gibi birçok noktada öğrendiğimiz kadarıyla belli bir kıvama gelmiş Ukrayna tarafı. Fakat tam bu sırada İstanbul müzakerelerinin hemen ertesinde Buça cinayetleri ortaya çıkıyor. Ha, nedir bu? Çok açık. Orada Sayın Bahçeli'nin tesisi son derece isabetlidir. Evet, bu iş tamamen Batı tarafından bu müzakereleri önlemek, Ukrayna'nın teslim olmasını, Ukrayna'nın Rusya'nın taleplerini kabul etmesini önlemek için yapılmış bir provokasyon. Çok açık. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. Bunu dediğiniz zaman çok net bir saf tutmuş oluyorsunuz. Dünya çapında. Çok net bir saf tutmuş oluyorsunuz. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak tabii iktidar ortağı bir partidir aynı zamanda. Çok net bir saf tutmuş oluyorsunuz. Bu açıdan ben çok önemli buluyorum. Tabii açıklama bundan ibaret değil. Başka önemli. Çok kapsamlı bir açıklama. Var. Bugünkü açıklamada Sayın Boluk, evet, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede tezgahladığı kaos planlarına da dikkat çekip Macaristan'da Orban'ın kazandığı zafere de vurgu yapıyor Sayın Devlet Bahçeli ve orada da bir altılı ittifak var. Aynı Türkiye'de olduğu gibi oradaki altılı ittifakın nasıl kaybettiğine vurgu yaparak aslında Türkiye'deki Biden tayfasına dikkat çekiyor. Bu da önemli vurgulardan biri oldu aslında. Tabii elbette zaten Sayın Orban Macaristan Başkanı seçimi kazanınca herkesin aklına ister istemez aynı şey geldi. Tesadüfe bakın burada da bir altılı var. Orada da bir altılı var. Fakat Orban ezdi geçti karşısındaki o Atlantikçi altılı ekibi ezdi geçti. Oyunu artırarak çıktı seçimlerden, çok önemli. Tam dediğim gibi yani Sayın Bahçeli'nin konuşmasındaki vurguların sanıyorum bu son açıklama için söylüyorum. En önemli tarafı çok somut meselelerde belli bir saf tutması. Bu anlamlıdır. Bizim örneğin kendi tarzımızda da bu vardır. Genel bir takım işte genel bir Batı karşıtlığı vesaire yerine bizim de tercihimiz akademik somut olay üzerine konuşmak, orada teşhislerde bulunmak, çözümler söylemektir. Bu bakımdan ben Sayın Bahçeli'nin konuşmasının çok anlamlı olduğu kanaatindeyim. Hükümete de bir uyarı niteliği var mı Sayın Boluk? Çünkü az önce Sayın Çavuşoğlu Buça'daki görüntülerin müzakerelere gölge düşürdüğünü ve insanlık dışı görüntüler olduğunu söyledi. MHP Genel Başkanı ise bunu bizzat bir tezgah olduğunu, tezgah diyerek altını çizerek söylüyor. Aslında bir mesaj da vermiş oluyor mu sizce?
Şimdi tabii bir fark aramıyoruz. Yani özellikle yani iki yetkili, yani Sayın Genel Başkan, MHP Genel Başkanı ve Sayın İçişleri Bakanı arasında bir fark aramıyoruz. Ama şöyle bir şey olduğu açık. Bir tanesi çok net bir teşhiste bulunuyor. Bu cinayetlerin kaynağı bakımından ve nedeni bakımından, özellikle en önemli kısmı bu. Neden bu iş oldu derken. Sayın Çavuşoğlu orada bir faile işaret etmiyor. Hı hı. Yani daha genel bir konuşma. Tabii fark var arada ama yani çok ters düşmek diye adlandırılamaz bu. Ters düşmek olduğunu düşünmüyorum. Ama farklı konuşmalar olduğu çok açık. Yani bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Sayın Bahçeli'nin son 6 grup toplantısı da bu şekilde Sayın Serhan Bolduk. Özellikle Rusya'nın askeri operasyonu başladıktan sonra NATO'yu hedef alan açıklamalar yapması çok dikkat çekici oldu. Ki Türkiye'de de NATO karşıtlığı çok tartışılan bir konu haline geldi. Vatandaşlar Amerika ve NATO'yu istemiyoruz diye anketlerde net ifadelerde kullanmaya başladılar. Sayın Bahçeli'nin son 1,5 aydır yaptığı bu vurguları nasıl yorumlarsınız? Şimdi orada sanıyorum bunları şöyle anlamlandırmak daha doğru olacak. Tabii NATO karşıtlığı açık. Yani bunları zaten açık seçik söylüyor Sayın Bahçeli. Ve Türkiye'de çok yaygın, yani %90'ların üzerinde bir NATO karşıtlığı, NATO'yu düşman gören, NATO'yu güvenilmez gören bir yani topluma artık bu mal olmuş vaziyette, bütün millete mal olmuş vaziyette. Fakat buradaki asıl bence kritik vurgu Sayın Bahçeli'nin son diyelim ki o 6 açıklama dediniz. Dikkatle izliyoruz biz de. Oradaki asıl önemli vurgu bir yer tutmak, bir saf tutmak. Yani kendini bir karşıtlıkla değil de sadece bir yerle, bir safla tarif etmek şeklinde. Orada da şunu görüyoruz. Sayın Bahçeli'nin Rusya'yla dostluk içeren, Rusya'yla işbirliği içeren vurgular yaptığını görüyoruz. Bu son açıklama da öyle zaten. Şimdi Buça'daki cinayetlerden sonra bütün Batı söz birliği halinde Rusya'ya yüklenirken, ki olgular son derece açıkken, Rus askerleri çekildi 4 gün olmuş. Rusya çekildikten 2 gün sonra Buça'nın belediye başkanı, evet Ruslar çekildi, artık Ruslar burada değil diye bir açıklama yapmış. Ortada ne cinayet var ne bir şey var. Belediye başkanının açıklama yapmasından 2 gün sonra sokaklarda cesetler sayıldı. Şimdi olay çok net. Yani bunu kimin yaptığı, kimin tezgahladığı ve niye yaptığı da ortada aslında. Niye yaptığı da ortada. Şimdi böyle bir olay üzerine doğru teşhisle konuşmak çok anlamlı. Yani Batı Atlantik tarafı söz birliği halinde olayı Rusya'ya yıkmaya çalışırken ve bu yolla en başta müzakereleri sabote etmeye çalışırken, yani bu işin bir an evvel anlamlı bir barışla sonuçlanmasını sabote etmeye çalışırken Sayın Bahçeli orada çok doğru bir teşhis yaptı. Hem bu işin nedeni hem de faili konusunda çok net bir teşhis yapıyor. Şimdi dolayısıyla tabii bu hani sadece NATO karşıtlığı olarak adlandırmak bunu doğru olmaz. Bu vardır, doğru bir NATO ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığı vardır burada. Ona karşı bir başı diklik vardır. Ama bundan ibaret değildir. Zaten Türkiye'de sanıyorum asıl mesele de Türkiye'nin düşmanını tanımlamak tabii önemli bir nokta. Bu çok yani tehdidin nereden geldiğini saptamak çok önemli bir nokta. Ama ikinci bir madde var, ikinci bir şık var ki o da bu tehdide karşı nasıl direneceğimiz konusu. Ve sanıyorum bu ikincisi aslında birinciden daha önemli, çünkü birinciyi de kapsıyor zaten. Ama sadece birinciyi söyleyip bıraktığınız zaman, işte NATO şöyle kötüdür, Amerika şöyledir, Amerika işte dünyanın kuyusunu şöyle kazar, Amerika işte şöyle kötü niyetler taşır falan dediğiniz zaman aslında çok fazla bir şey söylemiş olmuyorsunuz. Yani bunu dünya alem sağ sultan değil. Peki arkadaş, doğru güzel de Türkiye, Türk milleti buna nasıl direnecek? Türk devleti buna nasıl direnecek? Asıl tartışmanın koptuğu nokta burası. Ve orada tabii Türkiye'nin olağanüstü geniş bir ittifak potansiyeli var.
müttefikleri var. Bunları tarif etmek bugün asıl mesele. Ben Sayın Bahçeli'nin son konuşmalarından, örneğin bir önceki galiba, bir önceki veya iki önceki, tam şimdi şey yapamadım, karıştırıyor olabilirim. Şöyle bir teşhiste bulunmuştu. Demişti ki, ABD Rusya'dan önce Türkiye'yi tehdit ediyor. Evet. Şimdi bunu söylediğiniz anda zaten aslında o müttefiklik olayını da, yani ikimiz de, iki ülkede ABD tehdidi altında. Bunu dediğiniz zaman zaten o ittifak, o müttefikliği tarif etmiş oluyorsunuz. Bu Türkçesi bunun budur. Son açıklama da öyle. Yani bu Buça meselesi, efendim diğer hakikaten çok kapsamlı bir açıklama yaptı. Onlar da öyledir. Burası daha kritik kanımca. Yani bir NATO karşıtlığı var bunun içinde, doğru, ama iş orada kalmıyor. Asıl ikinci önemli olan, tamam güzel, NATO'dan tehdit geliyor, ABD'den tehdit geliyor ama biz buna karşı nasıl direneceğiz? Bizim ittifak potansiyelimiz nedir? Bu tarif bugünün Türkiye'sinde asıl kritik olan tariftir. Sayın Boğluk, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sıcak gelişmeleri de bizler için yorumladınız. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Serhan Bolluk bizlerle birlikteydi. Hemen öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de açıklamalar yaptı. Hem Rusya-Ukrayna müzakere masasına ilişkin hem de Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilere ilişkin önemli mesajlar verdi. Hemen ardından Sayın Serhan Bolluk hem bu açıklamayı hem de Sayın Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı o önemli açıklamaları bizler için yorumlamış oldu. Biz şimdi tekrar haberlerimizle bültenimize devam ediyoruz. İyi